Saygıdeğer misafirler, bugünkü ilk oturuma hoş geldiniz. Bugünkü oturumumuzda özellikle tıp tarihi ve etik konusunda, deontoloji konusunda ve özellikle Osmanlı tarihi, tıp tarihi konusunda Türkiye ve dünya çapında uzman bir öğretim üyemizi, Sayın Profesör Nisalı Hocam'ı dinleme bahtiyarlığına erişeceğiz. Gerçekten kendisi konusunun oldukça uzmanı. İlk konuşmacı Sayın Profesör Nisalı Hocam'ın örneklerle İslam'da tıp ve zaman ilişkisi. Buyurun Sayın Hocam. Doktor Fatma Şen hocamızla birlikte hazırladığımız bu bildiri ilk defa konu alanında ilk defa yapılan bir araştırma. Yani bu çalışmayı yaparken biz de çok hakikaten bilgilendik. Şimdi bütün bu konuşma boyunca dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Tıpla zaman arasında o kadar yakın bir ilişki var ki zaman gözetilmese hekimlik yapılamayacak adeta. Şimdi önce bir felsefesine kısaca İslam tıbbının ve dolayısıyla Osmanlı tıbbının değinmek istiyoruz. İslam tıp teorisinin İslam kozmolojisiyle çok yakından ilişkisi var. İnsana küçük alem, kainata büyük alem denmekte ve insan ile kainat arasında doğrudan bir ilişki olduğu düşünülmekte ve böylece de burçlar ile tıp arasında ilişki kurulmaktadır. Evet. Mesela insan çalışmıyor mu? Ben şunu alsam da olur. Zaten biraz duyuluyor gibi geliyor bunlar. Burçlar ve tıp arasındaki ilişki dediği en önemli konulardan bir tanesi insan anatomisinin sembolizmini oluşturuyor olması. Vücudumuzun belli bölgelerinin belirli burçlar tarafından temsil edildiği düşünülmekte. Dolayısıyla insanların doğum zamanı ile hastalıkları ve hastalıklara yatkınlıkları arasında ilişki olduğu ileri sürülmekte. Mesela ben balık burcuyum. Benim ayaklarımın hassas olduğu söylenmekte. Evet. Şimdi burada bir liste görüyoruz. Herkes kendi doğum tarihine, burcuna göre vücudun hangi organlarının hastalığa eğilimi olduğunu öğrenebilmektedir. Evet. Tabii ay ve güneş fevkalade önemli sembollerdir tıp için. Hatta biliyorsunuz Selçuk Dağ şifalarının bir kısmının giriş kapısında ay ve güneş sembolleri vardır. Bu ilişkiye ait çok çok örnek var. Biz burada birkaçına değineceğiz. Mesela dolunay olduğu zaman vücutta nemin üstünlük sağladığını, dört kılıt olduğu varsayımı üzerinden hareket ediyoruz ve vücudun yüzeyine meylettiğini, ayın ilk yarısında hastalananların bu parlaklığı dolayısıyla daha çabuk iyileşeceğini, ay ışığında çok oturulursa insanın böyle balgami tipe dönüşeceğini, uykusu gelip böyle tembelleşeceğini yazmaktadırlar. Evet. Güneşin de insanın yaratılışına etkisinden söz edilir. Güneşin neşe verdiği, güneşin yakıcı olduğu yerdeki insanların bedenlerinden ve huylarından, soğuk ülkelerde yaşayanların bedenlerinden ve ahlaklarından söz edilmekte. Evet. Gene tıp kitaplarında çok sık rastladığımız, hatta kitapların ilk konusu olan sağlıklı yaşamla ilgili kurallardan söz etmek istiyoruz. Dış dünya ile bedende olduğu düşünülen dört unsurun arasındaki ilişki dolayısıyla bedenin iç dengesiyle dış çevredeki olup bitenlerle uyum içinde yaşaması gerekiyor. Dolayısıyla bakın tamamen zamanla ilgilidir bu verilen öğütlerde. Mevsime göre yaşamak, zamanında yiyip içmek, zamanında dinlenmek, hareket etmek, zamanında uyumak, uyanmak, zamana göre cinsi münasebet, zamanında yıkanmak gibi her türlü sağlıkla ilgili faaliyette bir zamanlamadan söz edilmektedir. Evet. Mesela uyku zamanı.
sağlıklı uykunun gece olduğu, gündüz uykusunun zararından söz edilmekte. Süresi 8 saat, sürekli ve uzun süre uykunun zararlı olduğu, uykunun en iyi zamanı ne zamandır gibi. Bugün bizim sirkadiyen ritim dediğimiz hakikaten uyku düzeninin sağlık için ne kadar önemli olduğunu neredeyse birebir anlatmaktadırlar. Evet. Hareket ve istirahat zamanı mevsime göre değişiyor. Mesela yazın daha çok istirahat edilmesi gerektiği, kışın daha çok spor yapılması, uzun hareket etmenin zararı, kısa süreli hareketin uzun süre devam edilirse ne gibi neticeler vereceği ve masaj yapılması gerektiği, bu masajın beden hareketinden sonra önce ne zaman yapılması gerektiği, hatta bu masajın sürelerinin neler olması gerektiği gibi bütün bu tedavilerde bir zamanlama söz konusudur. Evet. Yemede zamana bağlı uyarıları çok buluyoruz tıp yazmalarında. Yemek öncesinde neler yapılır? Yemeğe hangi besin maddeleriyle başlanır? Aynı öğünde ne yenir? Sofrada ne kadar kalınır? Hazımdan sonra yenmemesi, sofradan ne zaman kalkılır? Efendim, yemek sonrası yapılacaklar. Bakın hep öncesi, sonrası hep bir zamanlamadır bu. Hatta yenecek olan meyvelerin birkaç gün beklettikten sonra yenmesi, mevsiminde yenmesi gibi, hatta öğünlerin günde kaç tane olması, sabah akşam ya da iyisinin işte bir gün bir öğün, ertesi gün iki öğün gibi her türlü yeme içme konusu zaman ayarlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet. Su içme zamanı da belirtilmiştir. Zamansız içilen su, aç karnına içilen su, yemekle birlikte içilen su, hareket öncesi sonrası, tatlılardan önce sonra, işte meyveden önce sonra, uykudan kalkınca, işte ilaç aldıktan sonra gibi hep su içme zamanlaması vardır. Evet. Yıkanmanın da zamanı ele alınmıştır. Mevsime göre değişir. Mesela ilkbaharda ve yazın kısa süreli kalınması, yazın sıcakta yıkanması, sonbaharda ılıklık bölümünde yıkanması, kışın sıcak hamama girilmesi gibi. Evet. Hamamda geçilen zaman, yani süre de belirtilmekte tıp yazmalarında. İşte bir bölümden ötekine geçerken durup beklenmesi, çok uzun kalmanın zararları, ne kadar süre kalacak, hangi mizaçtaki ne kadar süre kalacak hamamda, efendim hamamdan önce sonra yemek durumu, mesela kükürtlü ılıcılara uzun süre girilmez, bugün de böyle söylüyoruz. Evet. Tabii bu temelinde bütün bunların tıptar nazariyesi yatıyor. İnsan tabiatının tayin eden kan, balgam, safra ve sevda adı verilen ve soğuk, sıcak, kuru, nemli gibi niteliklere sahip olduğu düşünülen bu dört unsurun mevsimlere göre değiştiği bilinmektedir. Bütün bu yazılanlar, çizilenler aslında tecrübe edilenlerin bu felsefesiyle açıklanmasından ibaret. Evet. Mevsim değişikliklerinin sağlığa etkisi uzun uzun anlatılır. Mesela mevsimine uymayan havaların insan sağlığını bozduğu ayrıntılarıyla ifade edilir. Evet. İlkbaharın bir fizyopatolojisi vardır. Yani ilkbaharda vücutta bir takım değişiklikler meydana geldiği ileri sürülür. Bütün mevsimlerin de tabiatı vardır. Mesela ilkbahar sıcak ve yaş tabiattadır. Bu vücutta var olduğu düşünen kan pıhtı unsuru çoğalmaktadır. Dolayısıyla bu biriken, kışın biriken, atılamayan zararlı maddelerin atılması gerekmektedir. Evet. Baharda hastalıklardan korunmak için gereken işlemler nelerdir? Kan aldırma, kusturma, müsil perhis gibi yöntemler tavsiye edilir. Evet. Beslenme kuralları ilkbaharda açıklanır. Evet, geçelim. İlkbahar hastalıkları belirtilir. Mesela verem hastalığının kötüleştiği, melankoli hastalığının faal hale geçtiği, inmelerin arttığı, eklem ağrılarının çoğaldığı ki bunları incelediğiniz zaman hakikaten anlamlı sonuçlar da alınabiliyor. Evet. Yazın fizyopatolojisi nedir?
vücuttaki 4 ırktan safra artmaktadır. Dolayısıyla kanın kuruyup yanma tehlikesi olduğu için gene vücutta var olduğu sayılan ve kalpte oturduğu varsayılan hayati ruhun çoğaldığı anlatılır. Mesela örnek olarak verirse beyin daha az çalışır yazın. Bu da bir gerçektir. Evet. Yaz mevsiminde hastalıktan korunmak için tavsiyeleri buluyoruz. Hoş kokularla nefeslerin serinletilmesi ifade edilir. Yüreğe ferahlatan kokular neler o, nelerdir? Yani hangi çiçeklerin uçucu yağları yararlıdır? Mesela gül suyu. Fakat tabii bütün bunlar mizaca göre de değişir. Onun için bu koku çeşitleri mizaca göre belirtilir. Aynı zamanda müsillerle ve kusturucularda da o biriken zararlı ırklarının bedenden temizlenmesi için tavsiyelerde bulunulur. Evet. Yaz mevsiminde de kışa nazaran farklı bir beslenme tavsiye edilir. Az yenecek, kolay sindirilen yiyecekler yenecek, baharatlardan, macunlardan kaçınılacak, tabiatı soğuk olan şerbetler içilecek. Çünkü tabiat, insanın tabiatı sıcaklaşmıştır. Hafif etler yenecek. Nitekim mesela sarayda belgeler var. Osmanlı Sarayı dahi bunu uygulamaktadır. 4 mevsime göre ayrı bir takım menüler hazırlanmaktadır. Bunları da Topkapı Sarayı arşivinde buluyoruz. Evet. Yaz hastalıkları nelerdir? Hummalardır. Yani ateşli hastalıklardır. Yani bulaşıcı hastalıklardır. Kalp sıkışması gibi kalp hastalıkları artıyor. Bunlar da gerçekten günümüz tıbbı açısından anlamlıdır. Evet. Sonbaharın fizyopatoloji nedir? Sevda hırıltı vücutta çoğalır. Bunun da tabiatı soğuk ve nemlidir. Evet. Hastalıktan korunmak için soğuktan korunmak gerekir sonbaharda. Sıcak nitelikli yağlarla bedene masaj yapılmalıdır. Kuruluk veren maddelerden uzak durulmalıdır. Evet. Sonbaharda sıcak ve yaş nitelikli besin maddeleri alınmalıdır. Fazlaca taze meyve yenmemelidir. Daha pek çok tavsiye var tabii. Evet. Sonbahar hastalıkları, egzama, solucan, eklem ağrıları, sık sık idrara çıkma, siyatik gibi, bağırsak tıkanması gibi çeşitli hastalıklar sıralanır. Evet. Kış mevsiminin fizyopatolojisine baktığımızda tabiatı soğuk ve nemlidir, balgam bulutu hakimdir. Evet. Hastalıktan korunmak için soğuk tabiatlı besinlerden uzak durulacak. Mesela soğuk su içilmeyecek, kan alınmayacak, kusturma yapılmayacak. Evet. Beslenmede de çok yemek yenmelidir. Kızdırıcı sebzeler yenecek, sıcak tabiatlı besinler tercih edilecek. Gerçekten de bizim kışın daha fazla yağ ihtiyacımız var. Evet, hastalıklar da balgami hastalıklardır. Nezle, öksürük gibi. Evet. Uzun süre belirli bir havaya maruz kalmanın etkisinin de kötü olduğu, mesela uzun süre kuru havada yaşanırsa, ve bedendeki safrayı sevdayı arttırdığı ileri sürülür. Evet. Şimdi geliyoruz tedavilere. Tedavilerin de zamanlamasından söz edilir. Kusma tedavisi zamanlama nedir mesela? Zararlı maddeler yendiğinde dağılmadan önce vücuda kusturulacak. Yemekten önce, yemekten sonra kusturulacak. Soğuk mizaçlar hava sıcak olduğu zaman yapılmayacak gibi. Evet. Müsil içmede zamanlamayı buluyoruz. Mesela büyük heyecanlardan sonra uykusuzken, çok yorgunken, çok sıcak havada müsil içilmeyecek. Evet. Kan almanın zamanı vardır. Ne zaman kan alınmaz? Baharda özellikle tavsiye edilir. Ama ne zaman alınmaz? İşte çok sıcak, çok soğuk havada, efendim uykusuzken, terlemişken, heyecan halinde yapılmaz. Evet. Ay takvimine göre damardan kan aldırma zamanı tarif edilmiştir. Ayın büyük küçülmesiyle yani dolunayda ya da yarım ayda ne zaman kan alınacak? Bunun felsefesi yapılmaktadır, açıklaması yapılmaktadır. Evet. Cinsel ilişki için uygun zaman da belirtilmiştir. Ne zaman uygundur, ne zaman değildir. Evet. Hastalığın seyri yani iyileşme zamanı prognoziyle ilgili çok ilgi çekici zamanlama bilgileri vardır. Mesela 4 vakitten söz edilir. Hastalığın başlangıcı, ağırlaşması, işte
yerinde sayması, yani bir yerde stabil olması ya da gerilemeye başlaması gibi. Evet. Günlere göre hummada buhran yani nöbet vakitleri çok önemli bir konudur tıpta. Hangi gün atak olacak, üçüncü gün, beşinci gün sıtma dedikleri aslında aynı zamanda hummadır. Yani ateşin yükseldiği, gerilediği günler tespit edilmiştir. Evet. İlaç yapımında yani çok önemli zamanlamalardan söz edilir. Mesela otun vaktinde tazeyken toplanması, çiçeğin vaktinde toplanması, kökün vaktinde çıkarılması gibi. Evet. İlaç hazırlamada mesela maserasyonda zaman öneminden söz edilir. Mesela bir ilaç hazırlıyorsunuz, bir sıvıya koyuyorsunuz, kaç gün bekletilecek gibi. Evet. İlaç almanın zamanı çok önemli. İşte gece yatacak vakit, sabah ve akşam, her gün sabah gibi zamanlama önemli. Evet. İlacın kaç günde bir kullanılacağı, yani o tedavideki zaman aralığı üzerinde durulur. Her gün, iki günde bir gibi, işte her iki gecede bir, üç gecede bir, her haftada gibi. Evet. Hastalığın seyine göre tedavi zamanı önemlidir. Mesela ağrısı geçtiğinde ve şişi indiğinde gibi. Filanca durumdan önce, filanca durumdan sonra. Mesela burada çok ilgi çekici vakalar, şeylere de, tariflere de rastlıyoruz. Mesela bir göz hastalığında, hocamı ilgilendirir diyor, üzerinde durayım. Aniden eğer bir bez bataryada bir ağaç ucu dokunursa hemen diyor o saatte, yani orada da bir zamanlama var. Bir horoz boğazlayacaksın, kanadın ucunu kanatacak ve o kan soğumadan, yani gene zaman var, damlatacaklar göze. Evet. Aç karnına, tok karnına ilaç almak önemli bir zamanlama. Mesela sabah aç karnına, gece yattığında gibi. Evet. Tedavinin uygulama süresi, yani mesela bir ilaç damlatıyor gene göze hocam, mesela diyor ki yarım saat kadar gözü açık tutacaksın diyor. Ya da mesela tabanına bir ilaç sürdürüyor mesela, gece süreceksin, sabah yıkayacaksın diyor. Evet. İlacı kullanma süresi var, 14 güne değin kullan, işte 24 gün devam edecek gibi, 40 gün gibi. Evet. Ve ilaç dozları zaman ayarlı, günlük doz, işte günde 3 dirhem, günde birkaç damla gibi günlük dozları buluyoruz. Evet. Son olarak müzik ve tedavi örneğiyle konumuzu bitirmek istiyoruz. Makamların da belirli gün ve zamanlarda çalındığını biliyoruz. Mesela bir vakfiyede öğleden sonra 2 saat diye belirtiyor. Yani belirli zaman aralıkları var. Evet. Tabii müzik ve tedavinin konuya girerken sözünü ettiğimiz gibi evrenle insan arasındaki ilişki bağlamında önem taşıdığının farkındayız. Gök cisimlerinin hareketlerinin bir takım bizlerin duyamadığı sesler yarattığı ve bu kürelerinde bir ahenk olduğu ve bu ahengin bir matematik düzen olduğu ve insanın evren düzeninin bir parçası olması dolayısıyla İşte bütün bu takım yıldızların, burçların, ay ve güneş tutulmaların vesaire insan ve sağlığını etkilediği düşüncesinden hareket edilerek müzikle tedavi uygulanıyor. Evet. Makamların bedenin farklı kısımlarını temsil ettiği de düşünülmekte. Mesela uşak makamı kalbe etki ediyor. Dolayısıyla gök cisimlerinin yansıması olan ses titreşimlerinin de bedenimizdeki hastalıkları ve belli bölgelerde hastalandığımız için bu kısımları etkilediği varsayılmaktadır. Müzik ve tedavinin esası bu. Evet. Makamlar günün değişik zamanlarında etkili olduğu söylenir. Mesela Rast ve Rehavi makamı şafak vaktindedir gibi. Rehavet makamı öğle üzeri çalınacak gibi. Evet. Son olarak İbn-i Şerif'in bir cümlesiyle bitirmek istiyoruz. Der ki kendisi 15. yüzyıl hekimi Osmanlı dönemi, her türlü fiili vaktiyle etmek gerek kim faydası ola. Gerçekten de çok açıkça görüyoruz ki zaman dikkate alınmadan bugün de olduğu gibi tıp hiçbir zaman doğru uygulanamaz. Teşhis ve tedavide de zaman dikkat alınmadan doğru yapılamaz. Çok teşekkür ederiz. İnşallah zamanda bitirdim. Çok teşekkür ederim.
hocam, ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzeldi. Ben şimdi ilaç damlatılmasına gerçekten dikkat ettim. Şimdi gözde kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bu hafif çizilmelerde kornea epitel hasarlanması oluyor. Burada kullandığımız ilaçlardan bir tanesi de insanın kanını alıp onun serumunu çıkartıp damlatma. Yani o an için bulamıyorsunuz ama orası gerçekten kan kandır. Sonra, ya, tabii şu anda farklı şeyler de kullanılıyor. Evet. Artı ilaç damlatıldığında tabii gözde bir emilme süresi var. Onu açık tutmak belli için. Belli bir müddet geçtikten sonra tabii o kalan o diğer maddeler yıkanması gerekiyor. Hocam teşekkür ederim. Bir sorunuz var mı Sayın Hocam? Peki. Hocam ben katılım belgenizi takdim etmek istiyorum. Şöyle bir resminizi de almak isterim. Eğer evet. Size zahmet olacak ama. Tabii tabii. Teşekkürler. Evet, sağolun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağolun. İkinci... Galiba taşıyacak evet, mısınız? Onu... Olsun hocam. Evet, tamam. Şeye sığınıyoruz, bir kişi gelmedi, ona sığınıyoruz. Zaman algısını belki tutmuş olanlar var. Hocam da gayet güzel anlattı ama 17. yüzyıla kadar tıbbı etkileyen İbn Sina'dan Galen'e, Hipokrat'a kadar tıbbı bir anlam katmaya çalışan kıtlar teorisi perspektifinden hocam çok güzel bir şekilde konuyu ele aldı. Ben modern tıp anlamında zaman nedir? Bu hekim-hasta ilişkisinde zaman boyutu nedir? Bu yönüyle konuyu ele almaya çalışacağım. Şairin dediği gibi ne içindeyim zamanın ne büsbütün dışında yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında demiş şair. Gerçekten ses verdim. Kayıt mı yapmak istiyorsun? Peki. Doğum ile ölüm arasında geçen zaman sanki tek bir parça, yekpare bir parça ama tıp biraz sonra da anlatacağım gibi bu düz çizginin bir takım yerlerine müdahale etmek istiyor ve bu çizginin biraz düz haline eğrilikler vermeye tabi caizse gayret ediyor. Bu ne oranda başarılı oluyor, ne oranda insan doğasına aykırı bir sonuçlar veriyor. Biraz sonra sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Zaman, biliyorsunuz Türkçemizde bir söz var. Zaman en iyi ilaçtır diyoruz. Gerçekten zaman tedavi edici bir şey midir? Yoksa bir teselli ifadesi midir bu söz? Biliyoruz ki yorucu, invaziv bir cerrahi operasyondan sonra hasta için istirahatle geçirilen postoperatif dönem, nekahat dönemi aslında zamanın tedavideki bir versiyonu veya herhangi bir psikolojik rahatsızlık veya hayatta karşılaştığımız ruhsal travmalar, acılar, kayıplarımız, birçok psikolojik zorluk yine zaman ile tedavi ediliyor. Yaratıcı veya doğa diyorlar, hangisini tercih ederseniz. Öylesine dizayn etmiş ki, önce bir ön belleğimiz var, bugünkü bilgisayarlar gibi. Bir kalıcı belleğimiz var. Ön bellek gerçekten çabuk siliniyor. Ama bizi etkileyen şeyler kalıcı belleğe yerleşiyor. Fakat onlar da zaman içerisinde yok oluyor. İşte zamanın ruhsal tedaviler, ruhsal süreçlerdeki tedavi edici tarafı bu. Aslında tabii bunun da tıbbi bir izahı var. Çünkü biz bütün hastalıkları immün sistemimiz sayesinde yeniyoruz. İmmün sistem bağışıklık sistemi.
enfeksiyonlardan kansere kadar bütün hastalıklar aslında immün sistem dediğimiz bu karmaşık sistemin müdahalesiyle tedavi ediliyor. Zaten tıp son dönemde tamamen immün sistem üzerine yoğunlaştı. Biliyorsunuz evvelki gün Nobel Tıp Ödülü bir Türk doktoruna, hatta fakültemizin mezunu olduğu için de iki gündür İstanbul Tıp Fakültesi çalkalanıyor. Çok büyük bir mutluluk ve keyif var. Aziz Sancar bunu da hiç inkar etmiyor ve çok net bir şekilde kendisini arayanlara ben bu bilgi ve araştırma heyecanını İstanbul Tıp Fakültesi'nde edindim diye de bunu açıkça da söylüyor. Daha güzel, ilginç şeyler de söylüyor. Pek beklenmeyecek. Amerika'da uzun yıllar yaşayan kişiden beklenmeyecek ifadeleri de var. Çok hoş. Onun da çalışmaları yine kanser tedavisinde işe yarayacağı tahmin edilen DNA üzerine, DNA'nın kendini kopyalaması ve hasara uğramış bölgelerin tekrar nasıl repare edilmesiyle ilgili çalışmalar üzerine. Yani immün sistem bizim için çok önemli ama immün sistem zamanla beraber işleyen bir sistem. Bana zaman tanıyın, ben bunu bir şekilde halledeceğim diyor. Aslında hekimler genellikle bu sistemin daha iyi çalışması için görevlerini yapıyorlar. Hekimlik aslında böyle bir şey. Biliyorsunuz antibiyotiklerin keşfi de çok yakın. 1927'de Fleming keşfetti, 1942'de ilk antibiyotikleri kullanmaya başladık. O güne kadar ne oluyordu? Yani insanlar, belki bizim büyük dedelerimiz antibiyotik kullanmadılar. Veya ilk antibiyotik Dünya Savaşı sırasında bir savaş sırrıydı, çok önemliydi. Ama insanlar en ufak bir enfeksiyondan hemen ölmüyorlardı. Çünkü immün sistem gerçekten güzel çalışıyordu ve kadim tıp, eski tıpta immün sistemi daha iyi nasıl çalıştırabiliriz üzerine yoğunlaşmıştı. Yani tedavinin bir boyutu olarak zamandan bahsedebiliriz. Kronik ve akut hastalıklarda zamanın etkisini biraz sonra biraz daha fazla söyleyeceğim. Onun dışında biliyorsunuz ilaçlarla, cerrahi, radyoterapi vesaire gibi tedavi yöntemleriyle hastaları tedavi ediyoruz. Bu olayın bir tarafında terapist var ve bir tarafında da zaman var. Biliyoruz ki tıpta hastalıklar kronik ve akut hastalıklar olarak ikiye ayrılırlar. Kronik hastalıklar yaşam boyu devam eden hastalıklar. Onlarda çok daha fazla zamanla iç içeyiz. Diyabet gibi, bir takım romatizmal hastalıklar gibi, hipertansiyon gibi hastalıklar kronik hastalıklar ve biz onlarla beraber yaşıyoruz. Akut hastalıklar bizi ziyaret edip kısa zamanda bizden uzaklaşan hastalıklar. Zamanla tıp arasındaki ilişkiyi çeşitli başlıklar altında kurmaya çalıştım. Yaşamlı bir ırmak olarak düşündüğüm zaman bu akan ırmağın çeşitli noktalarında hekim hastasıyla bazı süreçlere tanık oluyor. Örneğin bir küçük hücreli pankreas kanseri, pankreas başı kanseri veya küçük hücreli akciğer kanseri. Bunlar çok agresif kanser türleri. Bu kanser türlerinde son günler hasta için çok hızlı geçen zaman dilimler. Ama migrenden muzdarip veya bir ağrıyla baş başa olan hasta için de adeta günler bir ay gibi çok daha uzun. Yani zaman hasta perspektifinden bazen hızlı, bazen kısa algılanan bir parametre. Tıp için bazen de bir çiledir zaman. Biliyoruz, bu tabloları sıkça görüyoruz biz. Belki sizler de tabii yaşıyorsunuz. Poliklinik önlerinde kalabalık insan ve bu insanlar biraz sonra hasta olarak hekimin karşısına çıkacaklar ve yine burada zaman, hekimle geçirilen zaman,
Onun dışında da kritik bir testin, bir kontrol sonucunun nasıl sonuçlandığı, olumlu mu olumsuz mu olduğu, hayati bir sonucun nasıl kendini iletileceği kaygısıyla yaşıyoruz. Bir patolojik sonuç, bir biyopsi yapıldı, patolojiye gitti, patolojiden gelen sonuçlar hasta için çok önemli. Hasta büyük bir heyecan içerisinde o sonucu görmeye çalışıyor ve bu anda işte bu süreç belki bir işkence. Hekim için bu tanıya varmak için gereken bir süre. Hekim tamamen dosyaya, bulgulara fikse olmuş. Hasta için ise tamamen beklemede ve umut dolu bir haberi almak için geçen bir süre. Hastayı uzun uzun stetoskopuyla dinleyen, teknolojik bir takım aletlerle inceleyen, modern tıpta artık risk almaktan korkan hekim, tetkik üstüne tetkik isteyerek zaman harcıyor. Ve bu biraz da toplum tarafından iyi bir hekim olarak algılanıyor. Aslında eski hekimler şöyle idiler ya da öyle anlatılırdı. Hastayı kısa zamanda teşhise götürüp tedavi eden, çok fazla yoğurmayan, tetkik üstüne tetkik istemeyen hekimlerdi. Onlar muteber hekimlerdi ama günümüzde artık bu hekimi biz muteber demiyoruz. Hasta da bunu istemiyor doğrusu. Hasta daha çok tetkik edilsin istiyor ve daha çok ilaç yazılsın istiyor. Az ilaç yazan doktor artık iyi bir doktor değil. Çünkü eczaneler şekerci dükkanı gibi rengarenk şeyler ve insanlar ilaç içtikçe iyileşeceklerine ikna olmuşlar. Bunun arkasında tabii kötü niyetli ilaç endüstrisini aramak fazla şüpheci bir yaklaşım olmayacaktır. Efendim bizim için tıpta zaman kavramının en önemli bacağı sürvi dediğimiz kavramdır. Sürvi dediğimiz şey özellikle kötü hastalıklarda, kanser gibi hastalıklarda yaşam beklentisinin tıptaki adıdır. Bu tam da tıp ve zaman başlıklı bir konuşma için önemli bir başlık olsa gerektir ve az önce de biraz bahsettiğim gibi hasta teşhis ile ölüm zamanı arasındaki zamanı nasıl algılamaktadır? Kötü kanserlerden biri olarak bir deri kanseri, malign melanoma örneğini vermek istedim. Bu in situ olabilir, yani yerindedir, henüz herhangi bir yere yürümemiştir. Bu tür vakalarda 5 yıllık sürvi %99'dur. Yani 5 yıllık yaşam beklentisi. Bu da tartışmalı bir kavramdır. Bu datalar, sürviler gözlemlere dayanır. Bugüne kadar vaka takipleri yapılmış, sonunda da %99 hastanın in situ bir malign melanomda 5 yıl yaşadığı görülmüştür. O zaman haber iyidir. Hastaya bu söylendiği zaman bundan sonraki yaşamına bir çeki düzen vermek, hayatı başka türlü algılamak, yeniden hayat üzerine düşünmek için kendisi için bir şans olabilir. Ama teşhis 4. evre bir malign melanomaysa 5 yıllık sürvi %10'a düştü. Haber çok kötü. Artık belki de yapacağı, kısa süre içerisinde yapacağı şeyler için bir son şans olarak zamandan bahsedebiliriz. Zamanın kalitesi de önemli. Acaba bu dilim içerisinde neler yapılabilir? Hekim için zaman bir takım ampirik bilimsel çalışmaların sonucuna dayanarak tahminde bulunmak, tedavi stratejilerini belirlemek, elindeki tıbbi olanaklarla belli bir yaşam kalitesini sağlamak, yani hekim sürviyi uzatma çabası içindedir. Refleks olarak öyledir, mesleği gereği öyledir. Hekim hastasının test sonuçlarına bakar, istatistikleriyle karşılaştırır. Bu istatistikler ve hastanın özel konumunun buna ne kadar uygun olup olmadığını düşünür. Hasta da kızının düğününe, oğlunun mezuniyetine yetişip yetişemeyeceği konusuna takılmaktadır. Bu süre de farklı algılanabilir.
süre kimileri için anlamlıdır, kimileri de belki mütedeyyin insanlar için bu hekimin bileceği bir şey değildir, Tanrı'nın takdiridir diyerek ciddiye almayabilir, o süreye çok da inanmayabilir. Bu da hasta perspektifinden yine zamanın başka bir algısıdır. Şimdi zamanla ilgili tıbbın önemli bir yaklaşımı daha var. Malumunuz tıp ilerledi, lafı çok yaygın. Tıp ilerledi. Tıp ilerledi de ne yapıyor tıp? Yaşlılık periyodunu uzatıyor. Yaşlılık yaşam uzuyor da uzayan nedir? Uzayan yaşlılık periyodudur. 20'li yaşları uzatamıyoruz. 40'lı yaşları da uzatamıyoruz. 60'lı, 70'li yaşları uzatıyoruz. Bu büyük bir paradoks yaratıyor tıp için. Ne yaratıyor? Birazdan söyleyeceğim. Şu anda herkesin ya da bütün insanların yaşamı uzatalım konusunda bir ittifakı var. Daha genç görünelim konusunda da bir ittifakı var. Modern yaşam bize bunu dikte ediyor. Hepimiz güzel görünmek istiyoruz. Plastik cerrahi onun için önemli. Plastik cerrahide artık herkes daha gergin bir cilt, daha fit bir vücut, daha genç görünen erkekler, daha güzel görünen hanımlar olma peşinde. Tıp buna direnmiyor. Çünkü tıbbın felsefesi yok artık. Tıp tamamen bir mekanik, bir mühendislik dalı haline dönüşmeye başladı. Eskiden plastik cerrahiye müracaat eden hastaya neden buna ihtiyaç duyduğu sorulurdu. Şimdi daha dün ders anlattım tıp fakültesinde. Çocuklara sorduğum zaman gelen bir hastaya siz, hatta kendi öğrencimden örnek verdim, Bedrettin Görgün diye önemli bir plastik cerrahi hocası var, plastik cerrahi ilk kuranlardan, nişanlı bir çiftin kendisine geldiğini ve nişanlı erkeğin hanımı olacak kişi için göğüslerini büyütme talebinde bulunduğunu, hocanın da neden bunu istiyorsun diye sorduğunu ve gencin de işte ben daha işte şu görünümde bir göğsü tercih edeceğini söylediğini ve bu ameliyatı yapmadığını, gence de sen bu hanımı eğer daha bugünden bu gözle bakıyorsan bu hanım doğum yapacak, bir miktar vücudu deforme olacak, yaşlanacak, sen bu kızcağızı yarı yolda bırakırsın, bence ya sen mantığını değiştir ya da bu kızcağızı hiç üzme, bırak, bu işe devam etmeyin diyecek kadar cesur ve filozofik bir yaklaşım içinde. Dün daha yeni tıp talebelerine bunu sorduğum zaman gariplerine gitti. Hasta istiyorsa yaparız, neden yapmayalım gibi. Hatta bir tanesi açıkça parasını verirse ben yaparım dedi. Hekimlik böyle bir şey değil ama gitgide böyle bir şey haline geliyor. Yani şimdi tıbbın başarı ölçüsü artık zaman. Yani ne kadar çok yaşatıyorsak o kadar başarılıyız. Ama ironik bir şekilde sağlık sistemini de çöktüren şey zaman. Biz hastaları çok yaşattıkça, insanlar daha uzun süre yaşadıkça sağlık sistemi bunu taşıyamaz hale geldi. Batı bunun çarelerini arıyor. Bugün İngiltere'de 65 yaşın üzerinde diyaliz hastalarına devlet sigorta hizmeti vermemektedir. Ya paranızla bunu yapacaksınız, paranız yoksa da daha gençlere bu imkanı vereceğiz, size veremeyeceğiz demektir. Yani tıp bir taraftan yaşamı uzatırken diğer taraftan da sistem sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bugün Almanya'da doğan bir bebeğin 103 yıl yaşayacağına dair öngörüler vardır. Yani biz sonuçta bir taraftan ölümsüzlüğü arıyoruz, sonu hüsran olacak. Ama bir taraftan da işin içinden çıkamaz hale geliyoruz. İnsanlar artık bir takım süreçleri kabul edemiyorlar. Yaşlılığı kabul edemiyorlar. Devamlı bir yüksek cinsel performans peşindeler. Plastik cerrahiyle güzelleşmek istiyorlar.
Menopoz bugün kabul edilemeyen bir süreçtir. Birçok kişi östrojen tedavileriyle menopoz süresini geriye doğru çekebilir. Ve az önce ifade ettiğim gibi uzun yaşamayla yaşlanmak istememe ve sonuçta da böyle garip tablolar. Geçen sene Mayıs ayında Almanya'da 65 yaşında bir hanım dördüz doğurdu. 13 tane daha önceden çocuğu vardı. 4 tane daha doğurdu. 17 çocuk oldu. Şimdi bu bir garip bir tablo. Bu tıbbın başarısı mıdır? Bu ne anlama gelmektedir? 65 yaşında doğum yapmış birisi için müthiş bir sevinç, tıp başarısı. Acaba bir ufaklığın peşinde koşabilecek mi bu yaşlı hanım oynarken? Veya o kızların veya çocukların mezuniyetlerini görebilecek misiniz? Veya o çocuk size göstererek ninen mi, deden mi soruları altında acaba ne kadar ezilecek? Evet, bu arzuları tıp nereye kadar karşılayabilir? Kadınlar ben hala doğurabiliyorum diye ortada dolaşmanın keyfini, bu patolojik keyfi sürdürmeyi nereye kadar sürdürebilir? Belli yaşın üzerindeki bir erkek hala ben cinsel performansımı sürdürüyorum diye nereye kadar bu işi götürebilir? Ve bu süreçleri hangi algı, mantık ve felsefik yaklaşım acaba durdurabilir? Neden insanlar yaşamın normal dönemlerini kabul etmek istemiyorlar? Ben artık baba oldum, ben artık dede oldum. Ponton bir ihtiyar olarak da yaşamak mutluluktur algısı acaba neden kayboldu? Ve acaba neden tıp bu konuda hiçbir çaba sarf etmiyor? Önemli çağdaş filozoflardan bir tanesi Zygmunt Bauman, ölüm aklın yenilgisidir diyor. Yani buna da böyle yaklaşmak da problem. İşte çağdaş felsefe de konuya artık böyle yaklaşıyor. Tıbbın felsefeye ihtiyacı var. Yeniden düşünmeye ihtiyacı var. Biz tıp etikçileri, ahlakçıları olarak tıbbın yapabildiklerinin listesi uzadıkça yapmaması gerekenlerin listesinin de uzadığını daima söylüyoruz. Şuna sadece olumlu olarak bakabilirim. Tıp etiği eski dönemlere göre daha önemli hale geldi. Bu tartışmalarda ciddi bir yer almaya başladı ve tıp kurumu da tıp etiğini eskiye göre çok daha fazla ciddiye almaya başladı. Umarım ki bu konuda biz bu konunun savaşçıları oluruz ve bu savaşı kazanabiliriz. Benim de zamanım burada bitti. Teşekkür ediyorum. Sayın hocama güzel sunum için çok teşekkür ediyorum. Bu konuda soru ya da katkı var mı? Ben teşekkür ederim. Hocam aman. Teşekkür ederim. Organizasyon komitesi adına. Şöyle bakarsınız. Pardon suyum. Ben de yapıştığınızdan istifade edeyim. Estağfurullah. Diğer İlhan Bey şimdi size vereceğim. Ortak gelmedi. Evet. Sinan Canan yok galiba Sinan Bey. O zaman diğer son konuşmacımız Berin Hanım. Tıp tarihinde mumyalama işlemi hekim, Konyalı Hekim Hacı Paşa ve Tahmin. Buyurunuz. Sayın moderatör, sayın hocalarım ve değerli meslektaşlarım, ben size tıp tarihinde mumyalama işlemi ve Konyalı Hekim Hacı Paşa ve tahnit işleminden söz etmek istiyorum. İlk örneklerini Orta Amerika'da, Antik Mısır döneminde ve Orta Asya'da gördüğümüz mumyalama işleminin temelinde ölümsüzlük ve ikinci hayat inancı vardır. Kavimler tarih boyunca
ölüm ve sonrası ile ilgili olarak farklı görüş ve düşüncelere sahip olmuşlar. Ve bunun neticesinde de hem cenaze törenleri hem mezarlarla ilgili farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Ölümden sonra cesedin belli bir süre ya da süresiz olarak bozulmasını engellemek amacıyla yapılan işlem ve bu işlem uygulanmış cesetle ilgili farklı terminolojiler kullanılmakta. Bunlarla ilgili kullanılan en önemli kavram mumyalama ve tahmittir. Bu iki kavram zaman zaman birbirinin yerine kullanılsa da yapılan işlemin temelinde farklılıklar vardır. Daha az kullanılan yöntemler ise ambalaj ve günümüzde çok sık adını duyduğumuz plastinasyon yöntemidir. Batı'da aynı anlamda kullanılan mumya adı Farsça kökenden gelmektedir. Cesedin her türlü dış etkene karşı bozulmasını önlemek ve onu korumak amacıyla yapılan işlemlerin tümü genel olarak bu şekilde isimlendirilmektedir. Mumyalama işlemleri farklı dinlerde mummification, mummifier, mummification gibi farklı isimler verilmektedir. Arapça bir kaynaktan gelen tahnit ise embalming, embalmment gibi isimlerle anılmaktadır. Mumyalama sanatı da zaman içerisinde ve uygarlıklar boyunca önce dini inanışlara bağlı bir gelenek, bazen de koşullara bağlı olarak zorunlu hallerde yapılan bir uygulama olarak karşımıza çıkmakta. Mumyalama ile ilgili çok fazla terminolojik anlam bulunsa da en çok kullanılanı cesedi kokmaktan, çürümekten korumak için bir takım bitkisel, kimyasal ve dolgu maddeleri kullanarak çeşitli işlemlerden geçirmek, ayrıca hoş koku vermek amacıyla da aromatik maddeler uygulamaktadır. Bir başka ifadeyle de eski Mısırlılar tarafından icat edildiği düşünülen ve bir takım maddelerle asırlarca bozulmadan olduğu gibi kalması sağlanacak şekilde ilaçlanmış, bu iş için kullanılan bezlerle sarıldıktan sonra rutubetsiz bir mahzen ya da lahit içerisine konulmuş cesede mumya denmektedir. Mumyanın daha az kullanılan anlamı ise kırık çıkık tedavisinde kullanılan ya da yara iyileşmesinde kullanılan bir ilaç ismidir. İçeriği çok net olarak belli değil. Arapça bir kelime olan tahnit ise cesedin bozulmaması için belli bir uygulama içerisinde cesedin iç organlarından çıkarılarak ilaçlanıp çabuk bozulmayacak hale getirilmesidir. Ve bu işlem tam bir mumyalama işlemi değildir. Türkler İslamiyet'i kabulünden sonra cesedi uzun veya kısa süreli korumak amacıyla yapılan bütün işlemler için daha çok tahnit kelimesini kullanmışlardır. Yine günümüzde özellikle adli vakalarda cesedi geçici süre koruyarak verilerin bir süre saklanması amacıyla ya da uzak yere nakledilmesi gereken cesedin mikroorganizmalardan arındırılması için yolculuk veya bekletme esnasında çürümeleri engellemek amacıyla da yapılacak nakiller öncesi sağlık görevlileri tarafından tahnit işlemi yapılmakta. Plastinasyon yönteminde ise ölen bir kişinin vücudunun tamamı olabilir ya da organlarından bir kısmının polimerden oluşan bir sıvının içerisinde bekletilmesi, vücuttan kendi içeriğinde olan su veya polimerle yer değiştirip vücut yüzeyini polimerle kaplanarak mikroorganizmalardan arındırılarak cesedin uzun süre korunabilmesi işlemidir ve ilk olarak da Heidelberg Üniversitesi'nde uygulanmıştır. Plastinasyon yönteminin teşhis, teşhir ve eğitim amacıyla cesedin saklanması amacıyla uygulanılmakta. Ambalajı günümüzde daha çok adli tıp alanında kullanılıyor ve burada da ceset dezenfekte edilerek bozulması önlenmeye çalışılıyor. Mumyalama tarihçesine baktığımızda ilk mumyaların 8000 yıllık olduğunu görüyoruz ve bu mumyalar Şili'nin kuzeyinde Atakama çölünde yaşamış olan kavimlerden Şinşirolara ait. Yine Şili'de bulunan San Miguel Azapa Arkeoloji Müzesi'nde bu topluluğa ait 7000 yıllık bebek mumyaları, hatta 7000 süre olarak 7000 yılı da daha önceki döneme uyan bebek mumyaları sergilenmekte. Mısırlılar ölen kişilerin ruhlarının öteki dünyada da dirilip yeniden bedenlerine döneceklerine inandıkları için bedenlerin sağlam kalması işlemine çok önem vermişler. Ve yapılan mumyalama işlemini de teknik olarak gerçekten çok geliştirmişler. Sonuç olarak da neredeyse mükemmel bir düzeye ulaşmışlardır. Eski Mısır'da ilk önce mumyalama işlemini sıcak iklimin etkisinden yararlanmışlar.
ve doğal bir mumyalama işlemi oluşmuş. İlerleyen dönemlerde daha büyük mezarların yapılması, tabutların kullanılmaya başlamasıyla mumyalama teknikleri de geliştirilmiş. Ve bu teknikleri bugün papirüslerden öğreniyoruz. George Marius Ebers tarafından bulunan ve kendi ismiyle anılan Ebers papirüsü. Mumyalama işlemlerinden bahseden bir papirüs. Yine Tep'te bulunan Antik Mısır dönemine ait Edwin Smith papirüsü ki cerrahi papirüs olarak da bilinir. Ana bölümü cerrahi ile ilgili. Burada da ölülerin mumyalandığından söz edilmekte. Berlin Medical Papirüsü ve Hearst Medical Papirüsü de hem o dönemin tıbbıyla ilgili hem o dönem tıbbında kullanılan ilaçlarla ilgili papirüsler. Eski Türklere baktığımızda eski Türklerde mumyalama işlemini ruhun ölümsüzlüğü inancıyla ve ikinci bir hayatın var olduğuna dair inanışla yaptıklarını görüyoruz ve ölen insanı defnederken de öbür dünyada gerekli olacağına düşündükleri eşyalarıyla ve hizmetlilerle defnetme geleneği var. Bazen cesedi doğrudan mezara gömerken bazen de tabutla gömmüşler ve tahnik ve mumyalama işlemi de yaptıklarını biliyoruz. Milattan önce 1000'li yılların başında Çin'in batı sınırına yakın bir bölgede yaşayan İskitlerin, bir diğer ifadeyle Saka Türklerinin mumyalama işlemini yaptığını biliyoruz. Ve tarihçi Herodot, İskit hükümdarının mumyalanma işlemini oldukça detaylı bir şekilde anlatmış. Cesedin karnının açıldığı, boşaltıldığı iç organlarının yerine ince kıyılmış sergi, günlük anason tohumu yerleştirip karnı dikildiğini ve ceset özel hazırlanmış mezara gömülürken kralın yanında ona hizmet etmesi için boğularak öldürülmüş eşi, hizmetçisi, ahçısı, seyisi, habercisi, atı ve kullandığı altın kaplarla gömülmüş. Ve burada öldürülen eşi de kralın en çok sevdiği eşi oluyor. Burası kurganlar eski Türklerde. Yine Hunlar'da, Göktürkler'de de defin işlemlerinin iki mevsimde, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapıldığı için ölülerini mumyaladıklarını biliyoruz. Hunlar'da sadece asillerin mumyalandığını biliyoruz. Ve büyük kurganlarda bulunan cesetlerde de iç organların kafataslarının boşaltılıp içlerine kokulu otların, kuzulakların toprakla doldurulduğunu görüyoruz. Orhon yazıtlarına baktığımızda da Bilge Kağan'ın, Kültegin Kağan'ın ve Vezir Tonyokok'un defin işlemine kadar geçen süre boyunca mumyalandığını görüyoruz. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra mumyalama işlemi terk edilmemiş. Bu geleneğin Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde de devam ettiğini görüyoruz. Gelenek olarak devam ettiğini görüyoruz. Osmanlılar döneminde ise savaşta ölen padişahın yurda getirilmesi, padişahtan sonra tahta geçecek olan şehzadenin yine payitahta gelene kadar geçecek periyot süresince tahnit işlemi yapıldığını görüyoruz. Ve Anadolu Selçuklu dönemine ve beyliklere ait olup mumyasını muhafaza eden türbeler var Anadolu'da. Kayseri'de Pınarbaşı'nda, Harput'ta Arap Baba Türbesi, Konya'da da Meram Yaka yolunda Hoca Fakı Türbesi'nde ortada bir sanduka, alt katında ise mumyalı katı görülmekte. Alaaddin Camii'nin yakınındaki türbelerde de bir mezar mahzeni olduğunu biliyoruz. Tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı da Yazdığı Konya Tarihi kitabında hem sahip atanın mumyasından söz ederken hem de Karaman'da Karamanoğlu Mehmet Bey'in türbesinde altta bir bayan mumyası olduğundan söz etmekte. Osmanlı döneminde yüzyıllar boyu devam eden bu geleneğin terk edilmeye başlandığı görülüyor. Ve yazılı kaynaklara bakıldığı zaman bu konuyla ilgili çok detaylı bilgiler veren kaynağa rastlanmıyor. Bu döneme ait eserlerin bazılarında sadece cesedin tahnit edildiği anlaşılmakta, bazılarında ise sadece birkaç önemsiz detay verilmekte. Yalnız Osmanlı döneminde bu türbelerin
cenazelik, mumyalık bölümünün hazırlanması geleneğinin terk edildiği görülmekte. Osman Gazi'nin, Sultan 1. Murat'ın, Yıldırım Beyazıt'ın, yine Fatih Sultan Mehmet'in cesetlerinin tahnit edildiğini biliyoruz. Kanuni'nin Macaristan seferinde hastalandığını ve hekim vefatından sonra hekim Kayserizade Mehmet Efendi tarafından iç organlarından çıkarılıp otağa gömüldüğünü ve cesedinin misk, amber gibi güzel kokulu kokular sürülüp muşambaya sarılarak tahnit edildiğini, ancak Zigetfar Kalesi fethedildikten sonra askere padişahın ölümünün açıklandığı da bir gerçek. Türklerde Osmanlı padişahlarından sonra en uzun süreli koruma amaçlı tahnit işlemi yapılan kişi Mustafa Kemal Atatürk. O da vefatını takiben hemen defin işlemi yapılamayacağı, törene katılan yabancı konukların gelmesi, mezarlarının seçilmesi, hazırlanması belli bir süreç alacağı için tahnit edilmesine karar verilmiş ve Gülhane Tıp Fakültesi'nin hocaları tarafından tahnit işlemi yapılmıştır. Konyalı Hekim Hacı Paşa, asıl adı Celaleddin Bin Hızır. Hacı Paşa'nın Konya'da doğduğunu biliyoruz ama doğum tarihiyle ilgili farklı bilgiler var. 1334-1340'lı yıllar arasında Konya'da doğduğu tahmin ediliyor ve 14. yüzyılda yetişen meşhur Türk alimlerinden birisi, Anadolu'nun İbn-i Sina'sı olarak biliniyor. Hacı Paşa ünvanının da Mısır dönüşünde Aydınoğullarının bir teveccühü olarak verildiğini biliyoruz. Konya'da medrese eğitiminden sonra Mısır'a gidiyor ve Mısır'daki Kahire'de Şeyhüniye Medresesi'nde dönemin ünlü alimlerinden Şeyh Ekmelettin Baberti'den hem beşeri bilimlerle hem dini ilimlerle ilgili eğitim almış. Medrese arkadaşları da ünlü isimler, Molla Fenari, Bedrettin Simavi, Seyit Şerif Cürcani gibi isimler. Öğrenciliği sırasında ağır bir hastalığa yakalandığı için tıp tahsiline merak duyuyor, tıp eğitimi alıyor ve bu konuda kendisini yetiştirerek hekim oluyor. Kendisinin Mansur Kalavan'ın hastanesinde hem hekimlik yaptığını hem de başhekimlik yaptığını biliyoruz. Anadolu'ya tam olarak döndüğü tarih net değil. Önce Konya'ya geldiği, sonra Aydınoğulları İsa Bey'in davetiyle Aydın'a gitti ve burada Ayasluk'ta, bugünkü adıyla Selçuk, burada kadılık, Ayasluk ve Birgi'de ise müderrislik görevinde bulundu. Aynı zamanda Aydınoğulları Sarayı'nda da hekimlik yaptığını biliyoruz. Ve size bahsetmek istediğim eserini, yani Şifaül Eskan, Devaül Alem adlı kitabını da buradan miladi 1380 yılında tamamlamış. Bu eseri de Aydınoğulları İsa Bey'e ithaf etmiştir. İsa Bey'in ölümü üzerine bir müddet Konya'ya geldi ama sonra tekrar Birgi'ye döndü ve yaklaşık 90 yıllarında vefat ettiği biliniyor. Mezarı da hala Birgi'de, Hıdırlık mevkiinde. Kitaplarına baktığımız zaman sadece tıp alanında değil, mantık, kelam, tefsir alanlarında da eserleri var. Yani kitaplarını şer'i ve tıbbi olarak ikiye ayırmak mümkün. Tıbbi eserlerinden ikisi Türkçe, diğerleri Arapça. Sabuncuoğlu kendisinden bahsederken bir ehli ünler diye bahsediyor. Ve ünlü hekim İbn-i Sina'yı Roma dönemi hekimlerinden de Galen'i kendisine rehber edindiğini biliyoruz. Eserleri ve bu ünlü kitabı hem tıp hem eczacılık uygulamalarını içeren bir kitap ve bu kitabıyla Anadolu'nun İbn-i Sina'sı ünvanını almıştır. Bu kitabın çok sayıda yazma eserleri var, yazma nüshası var. 4 bölümden oluşuyor. İlk bölümde genel bilgiler, ikinci bölümünde yiyecek içecekler, üçüncü bölümde hastalık nedenleri, dördüncü bölümünde ise ilaçlar ve genel hastalıkları anlatmış. Son bölümünde özellikle hekimlere tıp ahlakıyla ilgili öğütleri var. Deontolojiyle ilgili öğütleri var. Bu kitap bunun için de önemli. Aynı zamanda bu kitapta tahnit işleminden bahsetmiş. Tahnit için yapılan teknik ve malzemeleri anlatıyor. Gördüğünüz gibi cesedin yüzeyine Ebu Cehil karpuz yağı, burrak sürülüyor. Sonra
durduğu vaziyet değiştiriliyor. Bağırsak içeriği boşaltılıyor ve yıkama işlemi yapılıyor. Yıkama işleminde kullanılan maddeleri kitabında görüyoruz. Gül suyunda eritilen sarı sabun, mir, akakiye, ramik, kavruk karışımıyla bağırsakları yıkamış. Ve son olarak cesedin katran ve bal ile sıvanarak kokuşmasının önlendiği. Eski Mısırlılarla baktığımızda eski Mısırlıların mumyalama öncesinde vücudu yıkadıktan sonra, cesedi yıkadıktan sonra beynini metal bir çengelle burundan parça parça boşaltıldığını biliyoruz. Karnı çakmak taşıyla sol tarafından açtıktan sonra iç organlarını boşaltıp kanopya adı verilen çömleklere yerleştiriyorlar ve karın boşluğunu hurma şarabı kokulu draklarla yıkıyorlar. Karnı dikiyorlar içini doldurup ve cesedin 40 ila 70 gün kadar natron içerisinde bekletiliyor. Natron hidratlı doğal sodyum karbonat ve daha sonra ceset reçineye batırılmış uzun keten şeritlerle sarılıyor. Hacıpaşa'nın anlattığı tahnik yönteminde beynin çıkarılmadığı, aynı şekilde uzun uzun bağırsak yıkama işleminden söz ettiğine göre iç organlarında çıkarılmadığı sonucuna varabiliriz. Böylece iki işlem arasında farklılıklar var. Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan tahnit işlemlerinde de iç organlar çıkarıldıktan sonra aromatik ve çürümeyi önleyici bazı maddelerin kullanıldığını biliyoruz. İç organların çıkartılması işlemi nedeniyle buradaki yöntemlerle Hacıpaşa'nın tahnit işlemi arasında farklılıklar bulunduğunu varsayabiliriz. Mumyalama, gerek mumyalama gerekse tahnit işlemi tarihsel seyri içinde toplumlara ve inançlara göre farklılıklar göstermiş. Mumyalama veya tahnit yöntemlerinde kullanılan maddeler zaman zaman farklılık gösterse de hepsinin ortak özelliği antiseptik özellikte olması ve kokuşmayı önleyici maddeler olmalarıdır. Teşekkür ediyorum. Sunum için Değerli Hanım'a teşekkür ediyorum. Katkıda bulunmak isteyen Mustafa Bey Hocam, buyur musun? Mustafa Demirci Hocam. Mikrofonu. Çok güzel bir sunumdu. Tebrik ederim. Ben Selçuklu tarihçisiyim. Tabukçular gözüyle Selçuklu tarihinin çok az ilgi görmüş noktasına temas etmeniz doğrusu sevindirici. Özellikle de ilgiyle izledim. Tabii bu Selçuklularda tahnit meselesi bu üzerine... Işığı açabilir miyiz biraz? Selçuklularda tahnit meselesi üzerine son zamanlarda güzel bir makale yayınlandı Devleten Dergisi'nde. Mehmet Ali Hacı Göhren, görebildiniz mi bilmiyorum. Evet. Şimdi tabi orada detaylı bir şekilde bunların nasıl yapıldığı aktarılıyor ama orada şöyle bir noktaya da dikkat çekmek lazım. Şimdi Selçuklu Sultanlar niye bu kadar tahnite maruz kaldı? Bir defa Selçuklu Sultanları içerisinde yatağında ölen insan neredeyse yok. Birinci Kılıç Arslan biliyorsunuz Fırat Nehri'nde boğuldu. Bunun için Silvan'a götürüldü. Bu kadar mesafede nasıl taşındı? Bunun tahnit edilmesi gerekiyor. İkincisi, Kılıç Arslan, Sultan II. Kılıç Arslan Aksaray'da vefat etti. Birinci Biyaset'in keyfini onu Aksaray'da içini boşaltarak Konya'ya getirildi. Bu yaz sıcağında bunlar nasıl oldu? Ondan sonra yine Birinci Biyaset'in keyfini Laskaris'le savaşta Marmara bölgesinde şehit edildi. Top buraya getirildi. Bu süre içerisinde siz kanuniye de dikkat çektiniz. Bu cenazelerin tahnit edilme zorunluluğu vardı. İşte bugünkü Alaaddin Camii'nin avlusundaki kümbethanede bunlar metfun. İzzettin Keykavuz hakeza. Yani şu realiteyi bilmek gerekiyor. Yani bu insanlar kendi yataklarında ölmediler. Belki kendi yataklarında ölseler bu tahnit işlerine ihtiyaç duyulmayacaktı. Burada bir de çok ilginç bir anekdot aktarmak istiyorum sizlere. 1940'lı yıllarda Konya'da Fahrettin Altay Konya valisi ve Fahrettin Altay'a her kim söylediyse Selçuklu sultanlarının parmaklarında Abbasi halifesi tarafından gönderilen yüksek kıratlı taş yüzükler olduğu söyleniyor. Çünkü bunlar sultan olarak öldüğü için de o sultanlık yüzüğüyle defnedildiğine dair kulağına bir şey fısıldanıyor. Bunun üzerine o dönemdeki nasıl bir hava, nasıl şartlar, İbrahim Hakkı Konya anlatır bunu. Bugünkü kümbethanedeki Selçuklu sultanların sandukaları fuar alanına kadar getiriliyor. Bunlar tahnitli,
ve cenazeler bozulmamış. Açıyorlar, parmaklarına bakıyorlar ki İslam'ın usullere göre bir kirli çorap bile götürebilirsiniz yanınızda, öyle bir şey yok. Tabi vali bey buna son derece sinirleniyor, tekmeliyor, bırakıp gidiyor. Cenazeler orada kalıyor. Bir müddet sonra şey bozulmaya başlıyor cenazeler, kedi köpek etrafta toparlanmaya başlıyor. Ondan sonra Konyalıların haberi oluyor, geliyorlar, götürüyorlar. Ama şeyler karışmış, cenazeler. Orada şöyle küçük bir anekdot var. Diyorlar ki, onların içerisinde sadece birinci Gıyasettin Keyhüsrevi keşfedebildik. Çünkü Laskaris ile yaptığı savaşta bir Bizans askeri tarafından sol göğsüne hançer saplanarak şehit edildiği için kan donmuş burada. Mumyalama esnasında daha sonra da sızma olmuş. Oradan ancak şeyi keşfedebilmişler. Birinci Gıyasettin Keyhüsrevi. Tabii ben daha sonra şeye girdim, kümbethanenin altına girdim. Ondan sonraki süreci bilmiyorum. Şu anda kümbethanede sandıkı falan yok. O çok kıymetli, çok değerli, hayatlarını bilen insanlar huzuruna vardığı zaman tüylerimizi ürpertecek bu Selçuklu Sultanları'nın kemikleri maalesef bir sandığa doldurmuş vaziyette duruyor. O bakımdan tahnik meselesi en azından bu insanların hatıralarının ebedileşmesi için yapılan da bir şeydi aynı zamanda. Ama böyle de bir zaruretten duyuldu. Çok güzeldi tebliğiniz. Bana kalırsa Hacı Paşa üzerinde durmak lazım. Çünkü Anadolu'da çok ciddi bir İbn Sinacılık var. 18 tane tenkit ve şerh yazılmış sadece 13. yüzyılda. Anladığımız kadarıyla Hacı Paşa bu 13. yüzyıldaki zemin üzerinde devam ediyor. Güzel bir tebliği de tebrik ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben de Mustafa Demirci Hocam'a teşekkür ediyorum. Evet, başka katkıda bulunmak isteyen? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben 25 yıl önce Berna'nın bana bir elime belge tutuşturmuştu. Ben bugün bunun revanşını alıyorum efendim. Elime belge tutuşturarak. Evet, bir duyurumuz var. Bu sempozyum Türkiye'de zamanla ilgili olarak yapılan ilk sempozyum ve web sayfamızdan canlı olarak yayınlanmaktadır. Çay, kahve arası için buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Oturumuzu bitmiş. Hocam, ağzınıza sağlık.